Suriye'de Şimdi Suriye meselesinde yani özellikle bu göçmenler konusuyla ilgili AK Parti'den TİP'e kadar bütün partilerin ortak vaadi Suriyeli göçmenleri geri göndereceğiz. Yani sizin partinizde, muhalefet partileri hepsi diyorlar ki Suriyeli göçmenleri Buradan geri göndereceğiz. Buradan nüanslar var yalnız onu söyleyelim. Bizde hiçbir kere hiçbir ülke, hiçbir devlet kapısını açıp da buyurun gelin bize çok memnun oluruz demez. Ama şartlar öyle gelişti ki, yani ölümden kaçan, fosfor bombalarından kaçan insanlar Türkiye'ye geldi. Doğru. Şimdi e, bunun birçok bir boyutu var. Siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, kültürel boyutu var, sosyolojik boyutu var. Bir de insani boyutu var. Şimdi bu insanların dönmesi lazım. Ama bazıların söylediği gibi ben ertesi gün hepsini iterim geriye bu şekilde döndürürüm. Bu insani olmaz. Uluslararası hukuka da aykırı. Burada biraz önce söylediğimiz gibi bizim kendi güvenli bölgelerimize dönüyor zaten insanlar. 550 bin insan böyle döndü. Ama diğer geldi, kendi geldikleri şehirlere özellikle demografik yapıyı da e, yapıyı korumak için ülke içinde oralara insanların dönmesi için e, mevcut yönetimle işbirliği yapmak zaruridir. Bu bir kere bunların can güvenliğinden emin olacaksınız. Döndükleri zaman başlarına bir şey gelmeyecek. Peki döndü, ne yapacak, ne yiyecek, ne içecek? Okul var mı, su var mı, hastane var mı? Temel ihtiyaçları karşılanıyor mu? Bunlar insani konular değil mi? Yani geri ittirdik, tamam herkes bıkmış Türkiye'de, e, boşta gezen Suriyeliler. Bir taraftan da Kumluca'ya gidiyorum, Seralarda Suriyeli lazım diyor. E, geçenlerde e, organize sanayiye gittim, sanayi odasını ziyaret ettim Ankara'da. E, hepsini göndermeyin diyorlar. Bize lazım olan da vardı. Kim diyor bunu? E sanayiciler söylüyor bunu. İş gücü anlamında. Tabii tabii iş gücü var. anlamında söyleyen de var. Ama nötrici yani kontrolsüz olmaması lazım. Her şey Türkiye'de şu anda e, yaklaşık geçen gün İçişleri Bakanı Süleyman Bey açıkladı. E, 3.9 milyon e, Suriyeli var yaklaşık. Yani bunların hepsinin kaydının düzenli olması lazım. Ve bunlar geri gönderirken de aynı şekilde e, e, bir e, İşbirliği çerçevesinde gönderilmesi lazım. Ve BM ile de işbirliği yapmak lazım. Ee, Avrupa Birliği gibi e, onlara katkı sağlayabilecek, e, e, temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım edebilecek e, kurum ve ülkelerle de işbirliği yapmak lazım. Yani bunu bir e, plan çerçevesinde döndürmek lazım. Biz de evet bunların dönmesini istiyoruz. Özellikle Türkiye'de fazla olanları e, ve... Bu şekilde dönmesi daha sağlıklıdır. Irkçı bir yaklaşımla döndürmek doğru bir şey değil. Ee, bunun bize de bir faydası olmaz. Ee, ama işte siyasetin gözü kör olsun derler ya seçim öncesi e, bu tür söylemler e, olabiliyor. Şimdi Suriye ile iletişime geçme açısı anlamında çok ciddi bir sorunumuz var bana sorarsanız. Çünkü e, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde görüşüldü değil mi? En son evet. e, en üst sizin düzeyinizde bir görüşme olmadı. Fakat bizim bildiğimiz haber kaynaklarından aldığımız Suriye'nin bir şartı var. Suriye diyor ki Türk askeri Suriye topraklarına çekilsin. Görüşmek için. İlk defa söylemiyor ki bunu. Evet. Her konuşmalarında Masada söylüyorlar. Masada duruyor bu. Yani söyle bunu söylüyorlar. Doğru. Şimdi muhalefet de söylüyor bizim değil mi? Buradan çekileceğiz diyor. O, yurt dışı operasyonlar durduracağız diyorlar değil mi? Şimdi biz şu durumda buradan çekildik. Buralardaki boşluğu kim dolduracak? Terör örgütleri. Şimdi biz ...30 kilometre aşağıda bu teröristlerin büyük bir bölümünü tutuyoruz. Tutuyoruz. Bunlar çekildiğim zaman, sınıra geldiği zaman her gün Türkiye'de bir şey patlar. Allah korusun. O yüzden bizim ulusal güvenliğimiz her şeyden önemli. Biz burada bedeller de ödüyoruz. Niye ödüyoruz? Kendi topraklarımız güvende olsun diye bedeller ödüyoruz biz burada. Keyfimizden değil veya Suriye'nin topraklarına göz diktiğimiz için değil. Sonuçta buralarda tam bir güvenlik tesis edildiği zaman... Ee, bu da biraz önce söylediğim o siyasi süreç işlerse iç, iç huzur sağlanırsa olabilir o zaman ancak bunlar gerçekleşebilir şu anda bizim e, böyle bir adım yapmamız adım atmamız mümkün değil çünkü bizim e, bizim için u ulusal güvenlik meselesi ciddi tehditler olur şu anda bile biliyorsunuz geçen sene de bazı bizde havadan onları nokta atışıyla birçok yeri e, e, dağıttık yok ettik. Ee, bazı tehditler oluştu Türkiye'ye yönelik Yani biz e, herkese şunu söylüyoruz Rusya'ya da söylüyoruz İran da sonradan dahil oldu Suriye'ye de söylüyoruz Biz böyle bir ön şartla bu süreci yürütmeyiz Bir yolu haritası üzerinde Mutabık kalırız Atılacak adımlar bellidir En sonunda Suriye'nin e, bu anlamda istikrarı tesis edilir O zaman gerekli adımlar atılır ama şu anda muhalefetin bu söylemi de son derece tehlikelidir. Onlar biliyoruz HDP ile PKK ile onlardan destek aldıkları için bunu söylüyorlar. E, ve onların da e, taahhüdü bu yönde çekileceğiz, yurt dışı operasyonlar durduracağız diyorlar. Irak'tan da şu anda çekilmek ve operasyonları durdurmak, Suriye'den de çekilmek ve operasyonları durdurmak, harekatları durdurmak demek, teröristlerin tekrar sınır kapımıza e, dayanması demektir. Bu e, bizim bekağımız için son derece tehlikeli e, Amerikalı mevkidaşlarınıza, e, muhataplarınıza şey söylüyor musunuz peki? Yani Suriye ile biz böyle bir diyaloğun içerisine girmek istiyoruz ve önümüzde ciddi bir terör tehdidi var. Sorduk, ee, sordukları zaman anlatıyoruz. Ama gidip, Bahsettiğimiz terör örgütünün yani YPG'nin dünyadaki şu anda bir numaralı hamisi Amerika değil mi? Evet. Ne diyorlar bunu? Ee, bunlar tabii rahatsız olduklarını söylediler. Bizim e, Suriye rejimiyle angajmana girmemizden dolayı. Ama biz onlara gidip de izahat, et, izahat vermek için bir açıklama yapmak için e, Anlatmıyoruz Sordukları zaman da söylüyoruz Kardeşim Benim için ulusal güvenlik meselesi sen Suriye'nin topraklarını bölmek isteyen Bir terör örgütüne destek veriyorsun eğitiyorsun bunları e, Dolayısıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz destekliyoruz Ayrıca bize buradan terör tehdidi geliyor Ayrıca göçmenlerin dönmesi lazım Bunun yükünü biz çekiyoruz Dolayısıyla bizim e, başka Platformlarda platformlar yok oldu. Sizin içinde olduğunuz Ulusa Suriye Destek Grubu ne oldu? Çekildiniz gittiniz. Bir küçük grup kurdunuz. Astana'ya alternatif olarak ne oldu? Hiçbir daha toplanamadı. E, Fikirdaş ülkeler e, top şeyinde formatında da biz bir araya geliyorduk. Amerika, bazı körfez ülkeleri, Avrupa ülkeleri. Ne oldu? O da dağıldı gitti. Sonuçta kim yapacak? Bu, bu haliyle kalacak mı Suriye? Bedelini kim ödüyor? Siz oradan onları eğitiyorsunuz. Biz bunu yapmak durumundayız. E, Suriye meselesiyle ilgili günün birinde Sayın Cumhurbaşkanı Esad'ın görüşme ihtimali var mı? Var. Buradaki şartlar neler? Yani Herhangi bir şart olmasına gerek yok ama bunun hazırlanması lazım. O zirvede neler konuşulacak? Biraz önce söylediğim siyasi süreç dahil, terörle mücadele dahil, ülkenin istikrarı dahil. Bu yol haritası üzerinde bizim hazırlık yapmamız lazım. O yüzden zaten aşama aşama oluyor. Şimdi Mayıs ayı içinde bazı tarih öneriler oldu. Bir tanesi seçime çok yakın. Dolayısıyla biz Ruslara söyledik. Daha erken bir tarih olursa değerlendiririz seçimden önce. Tabii aynı anda herkese uyması lazım. Mayıs'ın başında bir teklif gelmişti. Reisi İran Cumhurbaşkanı Suriye'ye gideceği için Şam'a gidecekmiş. O tarih uymadı. Dolayısıyla şimdi bir tarih üzerinde çalışıyorlar. Biz bu toplantılarla belki bir toplantı daha yapılacak. Bakan yardımcılar düzeyinde belki bir toplantı daha yapılacak. Bu hazırlıkları yapmamız lazım. Yani tamam bir araya geldik, fotoğraf vermek için değil, netice almak için. Yani liderler düzeyine çıktığı zaman bazı şeylerin orgunlaşması lazım. Biraz önce Mısır'lı ilişkilerle ilgili belki de ipleri koparmamak lazımdı dediniz. Aynı şey Suriyeli ilişkiler içinde söylüyor musunuz? Suriye Suriyeyle belki o zaman zordu, zordu. Yani öyle olsaydı, böyle olsaydı demek zor. O zaman herkes kopardı. Ama yine de komşu ülke olarak bizim pozisyonumuz belki farklı da olabilirdi ama o günkü şartlar tabii çok değişikti. Yani tüm dünya bağları koparmıştı birkaç dedi biraz önce sizin de saydığınız ülkeler hariç. Şimdi siz Antalya'dan milletvekili adayısınız. Bu kaçıncı Antalya'dan milletvekili adaylığınız? 2022, 23, 24, 25'te 3 dönemden dolayı olmamıştım. 26'da oldum. 27'de olmuştum ama bakan olarak tekrar görevlendirdiğim için tabii milletvekilliğine devam edemedim. Antalya'yı temsil eden en yetkili devlet adamı sizsiniz diyebilir miyiz? Ee, yani tü, Türk siyasi tarihinde. Hayır şimdi bu güncel 2023. Yok en yani yetkili demeyelim. Yani yani tek başımıza yetkili demek değil de ekip olabilmek önemli. Biz, Peki sizce Antalyalılar şimdi size en çok neden şikayet ediyorlardır? Antalyalılar şu anda Antalya'daki kira fiyatlarının yüksek evet, olduğundan şikayet onu ediyorlar. Yani şimdi biz doğruya doğru biz yani var olan bir soruna yok demeyiz hiçbir zaman Enflasyon yüksek mi Evet yüksek bununla da mücadele etmesi gereken kim biziz Antalya'da kira fiyatları yüksek mi Evet yüksek ve e, özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Antalya, hem Ukraynalı geldi hem Rus geldi sonra depremden sonra da yine çok sayıda e, vatandaşımız Antalya'ya Akın etti. Biz oteller açtık yurtlara açtık yurtlarda halen ziyaret ediyoruz bayramda da gittik bayramlaştık ama evlere çıkanlar da oldu Dolayısıyla bir de fırsatçılar esas fırsatçıları ekleyelim ev fiyatları yüksek Diğer taraftan elektrik altyapısı enerji altyapısı ile ilgili daha yapmamız gereken çok şey var Çünkü Antalya çok büyüyor çok yatırım yapılıyor oteller vesaire. Bir de yıllar önce yapılan yatırımlar işte ağaç direk mesela elektrik direği eskimiş. Hatlar gevşiyor ister istemez rüzgar fırtına oluyor. Eski, eskimiş olanları yenilemek lazım. Bir de artık yer altına almak lazım. Dolayısıyla sürekli yatırım yapmak lazım. Çarşamba günü mesela bu elektrik şirketinin sahipleriyle kendi arkadaşlarımıza tüm e, ilçelerden sorunları da not olarak istedik muhtarlardan. Özellikle kırsal kesimden. Buna benzer eksikliklerimiz elbette var. Şimdi otoban e, Haziran ayında 6 Haziran yanlış hatırlamıyorsam ihaleye çıkacak Antalya, Manya. yani e, Ulaşım konusunda da demiryolu e, projemiz var. Ama şu anda milletin en çok şikayet ettiği konu e, kiraların yüksek olması. E, Antalya'da bu kiralarla ilgili bir tavan fiyat belirleme e, fikri gündeme gelecek mi? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda zaten güçlü mesajlar verdi. bir kere bu faiz arttıranlara arttıranları yakından takip ediyor. Evet, Ticaret Bakanlığımız ilgili bakanlıklarımız cezalar da yazılıyor. Sadece Antalya'da değil diğer şehirlerde. Aslında kanun açık. Yüzde 25 arttırabilirsin İş diyor. değil ama mesela o konutlar da sadece. Yani evet, evlerde. Evet. Konu, onu Bize süreceğiz. yazan Antalyalılar arasında iş yer fiyatlarından da çok şikayet edenler var. Yani, yani. bizde daha çok konutlar hmm. mutlaka emlak fiyatı yükselince tabii hepsinde tabii. artmış olabilir. Ama zaten bir yüzde 25 var. Yani öyle görünüyor ki e, bu en hani demokratik diyoruz ya. E, Avrupa, Almanya'da mesela Avrupa ülkelerinde de e, böyle katı sınırlamalar var seçimden sonra öyle görünüyor ki Devam bu mı? konuda bir yasal düzenleme e, yapılabilir. Şimdi Temmuz'da bitiyor galiba değil mi? Bu %25 şey e, tavan kira e, sınırı. Evet. Şimdi işte seçimden sonra bir aslında kanunlar belli ama e, Bu daha katı bir kanun e, ihtiyacı görülüyor. En azından bir sene daha. Evet, evet. Yani çünkü çok büyük bir afet yaşadı bölge. Hayır, sadece afet meselesinde afet için değil. Yani bu konularda e, kira özelliklerinin herkesin barınma ihtiyacı var. Bu dönemde çok keyfi uygulamalar da oldu. Bu keyfi uygulamaların önüne geçecek bir yasal düzenleme olması gerekiyor. Tabii, tabii orada çok büyük eksiklik var. Yani Tabii yani bunu hizmeti... tüm siyasi partilerle falan meclisten seçimlerden sonra gruplarla görüşüp burada ortak bir düzenleme yapmak ihtiyacı var. Cumhurbaşkanının sisiyle görüşme ihtimali var mı? Var. O, o da zaman? var. Öyle bir planlama. O da seçimden sonra olur. Galiba ee... Esat'la görüşme ihtimalinden daha yüksek ve daha kısa vadede olacak bir şey bu. Evet öyle. Öyle gözüküyor. Planlamanız seçimden ne kadar süre sonra olacak? Yani Herhangi, biraz herhangi bir tarih belirlemedik. Ama biz iki defa görüştük. E, deprem bölgesini de sayarsak e, bir buçuk ayda üç defa görüştük. Yani her 15 beş günde e, görüşmüş olduk e, Dışişleri Bakanı'yla. E, artık şartlar oluştu. Zaten Doha'daki görüşmede de öyle mutabık kalmışlardı. E, biz görüşeceğiz. Sonra liderler görüşecek. İşte bir de büyük büyükelçilerin ataması var. En son Semih Şükrü geldiği zaman ya cumhurbaşkanlarına bırakacağız ya da e, ortak e, gecikirse cumhurbaşkanlarının görüşmesi e, ortak bir e, es zamanlı açıklamayla bunu kamuoyuna Siz duyuracağız. Siz 10 gün önce 15 gün önce büyükelçi atacağız ama henüz şey değil zamanı değil dediniz. Evet yani ya cumhurbaşkanlarına bırakacağız. Seçimden sonra erken görüşürlerse ya da e, biz e, es zamanlı bir açıklamayla e, kamuoyuna duyuracağız. Sayın Bakan benim e, hep ya yani asla tahmin edemediğim seçim şeyi hep Antalya'dır. Tam derim ki ben CHP kazanacak, AK Parti kazanır. AK Parti kazanacak diye önde görür CHP kazanır. Genel seçimler için mi diyorsunuz bunu? Ya genel, hepsi için söylüyorum Genel ya. seçimlerde 2002 hariç biz o zaman Yeni Parti'ydik. Tüm seçimlerde AK Parti yani parlamento seçimlerinde hep açık ara birinci olmuştur. Belediyede çok enteresan ama değil mi? Belediyede bir türlü kestirmek mümkün olmuyor. Şimdi şu şurada... Antalya tarihinde herhalde üst üste seçimi kazanan belediye başkanı olmamıştır. Öyle mi? Ben hatırlamıyorum. Niye acaba ya yani Antalyalı dostlarımızın haleti ruhiyesi acaba yani mesela CHP AK Parti CHP AK Parti şöyle Antalyalılar birileri yani, bir şeyi yanlış yapıyor ki vatandaş oyunu Ant değiştiriyor çünkü Antalyalılar bilinçli seçmendir ee, sonuçta e, bir şeye kızıyorsa bir yanlış görüyorsa şu oluyorsa bu oluyorsa e, vermez oyunu yani CHP'li de vermez CHP'li. O yüzden e, başka vatandaşı suçlamaktansa bizim kendi eksikliğimizde. Ona bakmamız lazım. Ama herhalde bir gelenek oldu. 15 Üst vekil var değil mi? Yanlış hı. bilmiyorum. 15. 17. Kaça 17. kaç şu anki dağılım? Ee, şu anda biz 6'yız. Şu an 10 15'ti. 16'ydı. Şimdi 17'ye çıktı yeni seçimlerde. Hı hı. Bir önceki şeydeki dağılım nasıl da En son seçimde genel seçimdeki milletvekili dağılımı. Yanlış hatırlamıyorsam 6, 5, 3, 1, 1'di. Öyleydi. Şu Tam anda ne? anketler ne diyor? Şu andaki anketlere göre biz epeyce öndeyiz. Bir 7-8 puan önde gözüküyoruz. Yani biz herhalde bir Allah izin verirse en az 8 alırız diye düşünüyoruz. Şu andaki anket sonuçlarına göre halkın teveccühü çok iyi. Cumhurbaşkanımıza da çok iyi, partimize de çok iyi, Cumhur İttifakı'na da halkın teveccühü çok iyi. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum, devam edecek. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum, devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz canlı yayında konuğumuz Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili çok fazla sorun var. Oradaki son durum nedir? Bize bir son güncel gelişmeleri, olayları anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. Ee, biz yakından takip ediyoruz e, süreci. E, her şeyden önce bu geçiş e, süreci uzun sürdüğü için kendi işlerinde bir böyle şey var. Kaynama var. E, biz e, iktidarda kim olursa olsun her zaman Sudan'la iyi geçiniyoruz. Bu çatışmalar başlayınca Sayın Cumhurbaşkanımız Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la yine Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ile telefonda da görüştü. Temennimizi iletti ateşkes konusunda. Birkaç defa ateş ateşkes dediler ama maalesef çatışmalar devam etti. Ve de şehrin içinde sokak çatışmalarına döndü. Bizim büyükelçiliğimizin hemen yakınında çatışmalar devam ediyordu. Hatta karşı bir binada bir sokak ötesinde bir vatandaşımız vardı. Onu bile büyük elçiliğimize getiremedik çünkü çok risk vardı. Hatta bizim camada bir kurşun değdi. Yani bize yönelik bir saldırı değildi. Serseri kurşun. Aynı şekilde Yunus Emre'ye yönelik bir şey oldu. Bir roketin birisi değdi. Çok fazla hasar yok. Maalesef deprem bölgesinden giden bir aile. Ailenin evine de bir uçak safar mermisi düştü. Ve iki yaşında ailenin adında bir kızımız Hayatını kaybetti. Tabi bu zor şartlarda öncelikle vatandaşlarımıza dedik ki olduğunuz yerde kalın. Yemek ihtiyacınız varsa içecek onları size göndermeye çalışacağız. Biraz bayram sebebiyle ateşkese riayet edilince halen tam riayet, etti, riayet edildiği söylenemez. Bu sefer vatandaşlarımızın tahliyesine başladık biz. Nasıl tahliye edebilirsin? Hava yoluyla tahliye edebilirsin. Zaten başkente hava sahası kapalı. Ama diğer taraftan e, Porto, Sudan var. E, hemen e, Kızıldeniz'in kenarında önemli bir şehirdir. Bizim de orada miraslarımız var. E, oraya vatandaşlarımızı otobüsle götürelim dedik. E, orada hava sahası açık. Fakat bu sefer sigorta şirketleri izin vermedi. Hmm. Ben bu risk alamam. Yani ödeyemez bir şey olsa falan dediler. Orası 18 saat sürüyor. 10, e, Addis Ababa'da Etiyopya 20 saat sürüyor. Bir de Port of Sudan'a gelip oradan gemiyle Ciddiye geçme durumu var. Biz tüm bu alternatifleri çalıştık. En son Etiyopya üzerinden tahliyenin daha iyi olacağını düşündük ve 1490 kişiyi otobüslerle yola çıkardık. Bunların 640'ı Etiyopya'ya ulaştı. Bunlardan 189'u sınırı geçti, Addis Ababa'ya doğru gidiyor. Uçak planlamamızı yapıyoruz. Şu anda 850 kişi halen yolda yarın yine vatandaşlarımızı geri kalan vatandaşlarımızı varsa otobüste gönderiyoruz. Diğer taraftan Port Sudan'da da 23 vatandaşımız bize başvurdu. Onlarla dünden bu tarafa telefonda irtibat da kesildi. Tekrar telefon geri geldi. Onlarla da temastayız. Yarın akşam 21'de Cidde tarafına geçecek bir feribota. Onları bindireceğiz. Başkonsolosumuz karşılayacak daimi temsilcimizle. Cidde'den onlar da tarif, tarifeli uçaklarla Döndüreceğiz. Bugün Etiyopya Dışişleri ile de görüştüm. Sınır geçişlerini kolaylaştırın diye. Kendisi Tanzanya'daydı ancak akşamüstü görüşebildim. Yine e, Sudan Dışişleri Bakanı'yla da e, sürekli temastayız. Tabi burada hiç kimse e, tahliye yapamıyor. Ve birçok ülke e, bizden yardım istiyor. E, 110 kişi var şu anda. Biraz önce saydım 1490 kişinin içinde. E, bunlar 13 ülkeden kim var? Filipinlerden de var. Katar'dan var. Macaristan'dan var. Meksika var. Sırbistan var. Suriyeli de var. Ee, Uygur Türkü var. Ee, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan Uygur Türkleri kardeşlerimiz var. Etiyopya komşu ülke olduğu halde onları da biz tahliye ediyoruz. Cezayirli var. Eritreli var. Afrikalı var. Yani Latin Amerika'dan ta Asya'ya kadar her ülkeden var. Onlara da tabii elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Biz tahliye konusunda bir marka olduk. Covid zamanında da 100 bin vatandaşımızı getirirken birçok ülkeden başka ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ettik. Afganistan'daki tahliyeyi hatırlarsınız. Yine Ukrayna'dan 18 bin vatandaşımızı ve de kardeş ülkeler başta olmak üzere farklı ülkelerin vatandaşlarını, Ağız Katürklerini, Kırım Tatallarını tahliye ettik. Kırım Tatalları ve Ağız Katürkleri ülkemizde. Şimdi onlara da inşallah vatandaşlık vereceğiz geri kalanlara. Diğerlerini ülkelerine gönderdik. Sonuçta ee, önce tabi can güvenliği. Ee, vatandaşlarımızın burnu kanamadan ülkemize getirmek önemli. Ee, her yerde çatışma olduğu için e, tahliyemiz biraz gecikti. An be an takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu kadar yoğunluğunun içinde yine takip ediyor. Bu sabah yine sordular. Biz de kendilerine son bilgileri e, arz ettik. İnşallah vatandaşlarımızı bu şekilde tahliye edeceğiz. Diğer ülke vatandaşlarına da yardımcı olacağız.